Merve Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Kemal Bey. Nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Tabii. Merve Gül, 1985 İstanbul doğumluyum. 37 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Allah başlasın. 10 yaşında bir kızım, 9 yaşında bir oğlum var. Girişimciyim. Bir yaş var aralarında. Evet, bir yaş var. 15 tamam, ay diyebiliriz. Girişimciyim, aynı zamanda da sigortacıyım. Ama şu an girişimcilik işimizle uğraşıyoruz. Nerelere girişiyorsunuz? Eşimle birlikte aslında bu iş fikri eşimden çıktı. Pandemide ve anne olduktan sonra biz bir iş kurmaya karar verdik. O da daha öncesinde bir sektörde çalışmıştı. Hı hı. Kendimiz bu işi yapalım mı dedi. Tabii dedim, destek alalım dedi. Böyle kadın girişimci destekleri var. Hı hı, tabii hı. Dedim, ben de arkandayım, yapalım. Nasıl gidiyor? Hayırlısıyla çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatımızda bir dönüm noktası gibi bir şey oldu bizim için. Harika. Karı koca el ele baş başa verdik. Şu anda da devam ediyoruz. Ara ara tabii şu an evdeyim. Pandemiden sonra birazcık ben ara verdim, kaçamak yaptım. Ama şu an işim devam ediyor. Ara ara ben de ona desteğe gidiyorum. Harika, bol kazançlı olsun. Amin inşallah, teşekkür ederiz. Eşiniz de geldiniz anladığım evet, kadarıyla. Evet, bugün bana destek olarak o geldi. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. İsmim Mehmet. 1985 İstanbul doğumluyum. Aslen? Aslen nereye? Aslen Ispartalıyız. Ama doğma büyüme İstanbul'uyuz. İstanbul, anladım. Beraber, eşimle beraber kurduğumuz bir şirketimiz var. Hı hı. O şirkette devam ediyoruz. Bildiği, eşimin de söylediği gibi iki tane çocuk babasıyım. Allah'a çocuklarımızla beraber hayat bir mücadeleyle devam ediyor. Kurduğunuz işte bu mücadeleye bayağı yardımcı oldu anladığım kadarıyla. Evet. Aman yolunda gitsin efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eşime başarılar diliyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi yayınlar. Merve Hanım, kuralları biliyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Çene çaldığı söylenen kişiler ne yapıyordur? A. Sus pus oturuyordur. B. Sessizce bekliyordur. C. Gevezelik ediyordur. D. Çıt çıkarmıyordur. C. Gevezelik ediyordur. Son kararım. Çok manidar oldu. Kızlık soyadım çeneydi de. Enteresan buluşma olmuş. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Eskiden ilkokul karnelerinde öğrencilerin davranış gelişimi başlığı altında derecelendirilen davranışları arasında hangisi yoktu? A. Arkadaşlarıyla geçimi. B. Kurallara uyumu. C. Planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı. D. Teneffüs zilini özleme katsayısı. D. Teneffüs zilini özleme katsayısı son kararım. Tebrik ediyorum Merve Hanım. İlk barajı geçtiniz. Ederim. 2000 lirayı garantilediniz. Bir hedef var mı aklınızda? Açıkçası tekrar bir eğitim alıp çocuklarla birlikte bir yurt dışı dil eğitimi istiyorum. Anne baba, çocuklar. Hı-hı. Ama bakalım kısmet. Bakalım neler olacak. İnşallah. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Derdim olmasın da başka bir şey istemem anlamına gelen atasözü hangisidir? A. Azıcık başım, ağrısız aşım. B. Azıcık aşım, ağrısız başım. C. Azıcık taşım, ağrısız yaşım. D. Azıcık yaşım, ağrısız taşım. B şıkkı, azıcık aşım, ağrısız başım. Son kararım. Tebrik ediyorum Merve Hanım. Teşekkür ederim. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Buhurdan genellikle hangisi için kullanılan bir kaptır? A. Tütsü yakmak. B. Un elemek. C. Hamur karmak. D.
balık buğulamak. A, tütsü yakmak, son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Beşinci sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi karakterleri sinemada Sylvester Stallone canlandırmıştır? A. John Wick ve Ethan Hunt. B. John Rambo ve Rocky Balboa. C. Indiana Jones ve James Bond. D. Jack Torrance ve Han Solo. Açıkçası burada Rocky karakterinden yola çıkarak bir fikrim var. Ama ben yine de seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangi karakterleri sinemada Sylvester Stallone canlandırmıştır? A. John Wick ve Ethan Hunt. B. John Rambo ve Rocky Balboa. C. Indiana Jones ve James Bond. D. Jack Torrance ve Han Solo. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %76 oranıyla B şıkkı, ona en yakın %11 ile C şıkkı demişler. Merve Hanım, siz ne dersiniz? Evet, aslında emindim. B şıkkı, John Rambo ve Rocky Balboa son kararım. Seyirci desteğine ihtiyacım vardı. Teşekkür ediyorum herkese. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi aslında sorunun cevabını biliyordunuz. Evet. En azından Rocky Balboa'dan emindiniz. Kesinlikle evet. Ama tabii buranın stresi ve heyecanı göz önünde bulundurarak açıkçası riske atmak istemedim. Evet, altın sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisinin yazarı Halide Edip Adıvar değildir? A. Ateşten Gömlek. B. Handan. C. Sinekli Bakkal. D. Devlet Ana. Ateşten Gömlek'i okudum. Ondan eminim. Aslında bütün klasikleri bitirmek istemiştim ama çok da açıkçası biraz benim fırsat bulamamamdan, birazcık da işgüzarlık diyelim. Edebiyata vakit ayırmak zor oluyor. Ben en iyisi bu soruda telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Melek Kaya, Yaşar Geren, Sercan Çene. Evet. Evet. Aileden değil mi Sayın Çene? Evet. Kardeşim. Siz kimi aramak istersiniz? Ben Melek Kaya'yı aramak isterim. Kendisi edebiyat öğretmeni. O bu konuda yardımcı olacaktır. Evet. Doğru cevap vereceğini tahmin ediyorum. Evet. İyi akşamlar Melek Hanım. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yarışmacımız Merve Gül. Evet. Altıncı soruda takıldı. Size danışmak istedi. Tabii, dinliyorum. Merve Hanım şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Melek'cim merhaba. Hangisinin merhaba. Yazarı Halide Edip Adıvar değildir? A. Ateşten Gömlek. B. Handan. C. Sinekli Bakkal. D. Devlet Ana. Devlet Ana. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Başarılar dilerim. Sağ ol. D. Devlet Ana son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Kenan Bey. Melek Hanım yüzünüzü kara çıkarmadı. Evet, bir edebiyat öğretmeni olarak tabii ki doğru cevabı verdi. Çok Devlet Ana Kemal Tahir'in bir eseriydi. Halide Edip Adıvar'ın değil. Ve böylelikle geldik Merve Hanım ikinci baraj sorusuna. Evet. 30 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Tamam. Sorumuz sonra gelecek.
Dinlediğiniz Medebat You adlı şarkı hangi gruba aittir? A. Portishead, B. Hooverphonic, C. Massive Attack, D. Depeche Mode. Ya açıkçası hiçbir bilgim yok. Kararım. Söyleyen kişi tek kişi. Sonrasında dedim ki arkada çalanlar olabilir mi acaba? Biraz da böyle müzik yumuşak geldi, fonik. Evet. Massive Attack çok daha farklı evet, bir müzik yapar. İki kişi gibi hissettim bir anda. Sonradan dedim ki bu daha yumuşak bir ses tonu. Böyle bir grup adı olabilir. Evet, sonunda daha doğru evet, son şıkkı dakikada seçtiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Böylelikle şans oldu. 30 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandınız. Teşekkürler, çok sağ olun. Bazen de hisler yardım ediyor değil mi? Evet, birazcık sonradan... Hani o iki kişi, bunda tek kişi sesi geliyor falan. Son dakika bir karar değişikliği oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Massive Attack iki kişi olarak mı değerlendiniz? Öyle düşündüm nedense. Hani ben bir grup olarak hatırlıyorum. Yani onu. Böyle hani iki kişinin söylediği bir grupmuş gibi hissettim. Öbürünün de isminden ve şarkının böyle tonlarından, yumuşaklığından dolayı daha böyle bana son dakika şey geldi. Böyle evet. Yanlış. Zaten tarzları tamamen farklı. Öyle, öyle. Yani tamamen farklı. Çok bilgim yok ama tamamen bir hisle. Evet, devam ediyoruz. Tebrik tamam. ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler, 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Harvard Üniversitesi'nde 1999'da yapılan bir deneye katılanlardan bir video kaydındaki top oynayanların paslaşmalarını saymaları istenmiş. Bu sırada ekrana giren hangi kostümlü kişiyi deneklerin sadece yarısı görebilmiştir? A. Palyaço, B. Darth Vader, C. Goril, D. Kurabiye canavarı. Yani açıkçası şöyle bir fikir yürütebilirim. Darth Vader'ın o yıllarda çok olduğunu düşünmüyorum. Yani daha sanki yeni dönemlere ait bir karakter. Kurabiye canavarı bizim 80'ler 90'lar çocukluğumuzun bir efsanesidir. Aslında o yıllara tam tekabül ediyor. Kurabiye canavarı. Evet. Palyaço renklerinden dolayı ilgi çekmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Acaba bu bir palyaço ya da bir hayvan kostümü, goril olabilir mi? Açıkçası bana burada palyaço ve goril yakın geliyor ama kurabiye canavarının o yıllarda hani çok ünlü olması sebebiyle dikkatlerini çekmek için ekrana çıkartmış olabilirler mi? Yani bu bir deneyse ve dikkat çekilmesi isteniyorsa goril insan görünümüne de en yakın bir hayvan. Belki hani çok dikkatli bir şeyi ekrana çıkardıklarında herkes görebilecektir. Şimdi böyle de bir fikir geliyor. Kurabiye canavarı çok dikkat çeken bir figür. Palyaço da çok dikkat çekerdi eminim. Muhtemelen
bir deneyse bu ve denekleri ayırmak istiyorlarsa hani goril açıkçası daha yakın geliyor ve ben riske atmak konusunda biraz tereddüt ediyorum. Joker'imi biraz daha ileri sorulara saklamak istiyorum aslında. Çünkü güzel bir Joker. Çünkü gorile yakınım ama ben riske atmayayım. Joker hakkımı bu soruda kullanayım Kenan Bey. Son kararınız, kullanır mısınız? Son kararım, evet. İlk tercihiniz hangisi olur? İlk tercihim goril. Yani dikkat çekmelerini düşünerek insana da yakın figürler, hareketler sergileyecektir. Çünkü bir palyaço ya da kurabiye canavara girmiş olsaydı direkt zaten hepsinin dikkatini çekerdi diye düşünüyorum. Ama bir goril daha insansı da hareketler yaptığı için sanki daha hani insan figürüne yakın olduğu için yarısının dikkatini çekmiş olabilir gibi geliyor. Darth Vader? Darth Vader'ı hiç düşünmedim. Nedense hani o hangi yıllarda... Hangi film serisindeydi, hatırladınız mı? Ya Darth bu Vader. Şey siyah kostümlü... Evet. Star Wars'un. Star Wars. Adı gelmedi, teşekkür ederim. Star Wars'u hani açıkçası 99'lu yıllardan sanki 2000'li yıllarda daha yeniymiş 99'da gibi. 99'da da. Emin olamadım o yüzden. 99'un çok daha öncesinden başlar. 70'li yıllardan başlar hatta. Ha, öyle mi? Tabii. Ya biraz hani çok... şey animasyonları yeni izlemeye başladık çocuklardan sonra da çok hakim değilim. Animasyon aslında. Değildir. Böyle biraz hani gerçek figürler oynuyor da hani ben böyle bu tarz filmleri çok izlemem genelde. Daha böyle duygusal, romantik Anladım. Falan. Evet. Hani daha çok eşim bu tarz bilim. Evet evet karakteri biliyorum. Şey pelerin evet, siyah kostümlü. Evet zaten. Evet. Işın kılıcı olan bir karakter falan evet, diye biliyorum. Evet. Evet. Sanki hani o daha yeni ya da ben bilmiyorum çocuğum olduğu için daha yeni erkek çocuğundan dolayı daha son yıllarda biliyor olabilirim Hı-hı. o sebepten dolayı o konuda birazcık. Nedense goril yakın geldi. Ama bazen de hiç ummadığınız cevap çıkar ya şimdi. Evet, çift cevabı kullandınız. İlk tercihinizi alalım Merve. Tamam, ilk tercihim goril. C şıkkı goril son kararım. Joker'imi yakmasaydım. Seviyorsunuz bildiğiniz sorularda Joker kullanmayı. Ya aslında vakıf olabiliyorsunuz çevre faktörlerinden gerekse izlenimlerden ama hani burası şimdi çok ben biliyorum tarzı bir ortam gibi evet, gelmiyor. Evet. Çünkü çok ufak sorularda ben ilk 500'lük soruda bile 1000'lik soruda bile hani öyle elendiğim ama bir olabiliyor. Da burası tevazu platformu da değil. Evet doğru. Yani biliyorsunuz Joker'inizi çünkü ileriki sorularda kullanmak evet, isteyeceksiniz. Aslında o yüzden öyle olmasını hani, istemiştim ama. Evet yani eminseniz de Joker'i kullanmaya tabii ki gerek evet. yok. Evet doğru. Yani soru da aslında tam da bilmiyorum mantık doğru yürüttüm sanırım ama. Kesinlikle. Değil mi? Bence evet. Yani çok akla yatıcıydı ve doğru cevabı da verdiniz zaten. Evet doğruymuş. Nasip diyelim kısmet her şey olacağına varır derler ya. Gayet iyi gidiyorsunuz Merve Hanım. Gayet iyi oluyor. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Sıra geldi 9. sorumuza. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Başka bir yerden gelen kimseden geldiği yerle ilgili küçük de olsa bir armağan beklenir anlamına gelen atasözü hangisidir? A. Bakkaldan gelenden helva isterler. B. Ahırdan gelenden süt sorarlar, C. Kümesten gelenden yumurta beklerler, D. Değirmenden gelenden poğaça umarlar. D şıkkının olmadığını açıkçası yine eminim. Çünkü bu bir atasöz olduğunda çok poğaça kullanıldığını sanmıyorum kelime olarak. Bakkal ilk isterler açıkçası daha böyle yani... Kulağıma aşina geldi. Ama açıkçası şeyde, yani şu an 3 şıkta çok yakın geliyor. Ama A şıkkı daha baskın. Riski atıp atmama konusunda biraz kararsızım. Ne denebilir? Ahırdan gelenden süt sorarlar.
Genelde bizim atasözlerimiz şeydir, sonları kafiyeli ve uyumludur. Hı hı. O yüzden hani ahırdan gelenden sorarlar. Ahır demezler de ağıl derler miydi acaba o dönemde? Atasözlerinde falan. Daha böyle farkını hani... Farkını biliyor musunuz ahırla ağılın? Yani ahırın daha şey yerel söylenimi diyebiliyorum. Benim bildiğim ağıl... Bizim Trakya, ben Trakyalıyım da orada evet. Bizim öyle derler genelde o yüzden tabii. Mesela İç Anadolu'da ağılda küçük hayvanlar, küçük baş hayvanlar olur. Ahırda büyük baş hayvanlar olur. Evet, doğru. Bu belki yöresel olarak evet. Değişebiliyordur ama hani yani bizim oralarda öyle ahır, ağılda ahır. Koyunlar olur, ahırda inekler olur. Evet, doğru. Bizimkilerin yani dedemden hatırlıyorum. İkisi karşılıklı küçük bir yerde. İkisi yani aralarından böyle küçük bir set geçiyordu. Genelde ağıl diye kullanırlardı. Acaba ağıldan gelenden süt sorarlar. Ahırdan gelenden. Ahır büyükbaş hayvan olduğu için evet öyle de söylüyor olabilirler. Kümesten gelenden yumurta beklerler. Ama genelde bizim atasözlerimiz böyle çok nasıl diyeyim tam net isteneni söylemez de hani daha böyle üstü kapalı anlatır. Bakkaldan gelenden helva isterler. O dönemlerde çünkü helvalar bakkallarda satılırmış. Yani bulunması zormuş. O yüzden bakkala gitmek de bir şey sayılabilirmiş hani o dönemin atasözü olduğu için evet. Yaşlılarına göre. Yani ben hep mantık çerçevesinde yürütmeye çalışıyorum fikirlerimi ama saçma da olabilir ama. Çift cevap joker hakkınızı kullandınız. Evet, şu an ilk tercihinizi bir... hangisini yapacağınızı düşünüyorsunuz evet, şu an çekilmekle riske alma konusunda kararsızım. Ya aslında hani... Yani olay paradan ziyade burada eğlenmek, fikir yürütmek ve birazcık da açıkçası yani hayatımıza bir renk katabilmek. Biraz da bazı şeyler üstüne düşündürebilmek de. Şimdi iki çocuk annesi olduğum için de onları yetiştirirken bunlara çok önem veriyorum. Hani hemen pes etmemeyi de öğretmeye çalışırken evet. İleride bu programı izleyeceklerini düşünerek. Buraya kadar gayet azimli evet. Ve... Dirayetle geldiniz Merve Hanım. Evet. Çok da iyi gidiyorsunuz. O yüzden ben, çocuklarınız eminim gururla izleyeceklerdir. Evet, ben pes etmek istemiyorum. Bakkaldan gelenden helva isterler. Bana çok yani şey geliyor, doğru gibi geliyor. Söyleme tarzıyla da. Ya da C'de olabilir mi? Kümesten gelenden yumurta bezi. Şimdi anneannemin bana böyle bir şey yaşandığında nasıl bir üslupla söylediğin ya da nasıl bir tavırla söylediğini düşünüyorum. Atasözlerini onların bize söyleme şekilleri vardır ya. Hangini daha hani söylerdi? Trakya'da %50'si 60'ı konuşmalarımızın atasözler üzerinden ilerler. Bir şey olduğunda hani ben şu an böyle bir şeyle karşılaşsaydım ne derdi diye düşünüyorum. Ahırdan gelenden süt sorarlar kızım mı derdi. Yoksa bakkaldan gelenden helva isterler kızım mı derdi. Kümesten gelenden yumurta beklerler. Daha böyle hani şivesel konuşulduğu için atasözleri isterler mi derler. Anneanne nasıl söylerdi o şiveyle? Bakkaldan gelenden elva isterler be ya. Beş şıkkı. Ağırdan gelenden süt sorarlar be ya. Ağırdan derler çünkü H'yi kullanmadıkları için. Yani diğerinde çok bir şey değişmez ama. Şimdi böyle bir nostalji yaptınız. Evet. Trakya aksanıyla peki yaklaştığınız bir şık oldu mu? Ya açıkçası şimdi onların aksanıyla da söylediğimde A şıkkı ve B şıkkı. A şıkkını nedense hani bakkaldan gelenden elva isterler veya falan deyince çok açıkçası şey geldi, yakın geldi. Evet. İlk de ona yakın hissetmiştim. Cevap vereceğim ben. Çekilmek istemiyorum. A şıkkı, bakkaldan gelenden helva isterler son kararım. Umarım doğrudur.
düşünmediğim bir şık çıktı. Evet, hem ilk başta elediğiniz şık. Ya evet, şu an açıkçası gerçekten çok şaşırdım. Hani hiç poğaça... Ya poğaçayı biraz kruvasan muamelesi yaptınız. Evet, açıkçası biraz öyle nedense. Oldu. Hani böyle hep yöresellerde süt, yumurta, helva bunlar evet. Daha böyle şey. Poğaça hiç diyebileceklerini düşünmemiştim. Nasıl geçti yarışma sizin için Merve Hanım? Yani çok keyif aldım. Gerçekten bir şey daha öğrenmiş oldum. emin olduklarımdan da hızlı gitmem gerektiğini öğrendim. Evet. Birazcık garanticiyim sanırım. Kendim de bu yönde birazcık... İki jokerinizi öyle evet, kullandınız. Evet, evet. Biraz garanticiyim. Onun farkına vardım. Ama yine de barajı evet. Geçtiniz. 100 evet. Bin liralık soruyu gördünüz. Evet. Tebrik ediyorum ben Merve Hanım. Ben teşekkür ederim ama çok keyifliydi. Hiç ummadığım bir şekilde geldim buraya. Kızımın şansına geldim. Benim için keyifli olan sizle tanışmak ve burada yarışmaktı. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok naziksiniz. Ederim. Çok tebrik ediyorum. Kutluyorum. 30 bin lirayla uğurluyorum. Buyur alayım lütfen. Merve Hanım, buradan. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Hangi ismini tercih edersin? Yurder'i tercih ediyorum. Daha akılda kalıcı oluyor çünkü. Nasılsın Yurder? İyiyim. Teşekkürler Kenan Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. İsmim Yurder Yılmaz Yapıcı. 1998 Akşehir doğumluyum. 4 yaşımdan beri babaannem ve halamla birlikte yaşıyorum. Onlarla birlikte İstanbul'a geçtik. Yani benim hayatımda daha çok onların aslında emeği var. Babaannemi geçtiğimiz haftalarda kaybettik. Başınız sağ olsun, sağ Allah rahmet eylesin. Yani 4 yaşından beri mi İstanbul'dasın? 4 yaşından beri İstanbul'dayım ama son 5 senem Ankara'da geçti. Çünkü şu an Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Acil serviste görevliyim bu ay itibariyle. İzin alarak geldim buraya da. Bu sene bitiriyorsun inşallah. Bu sene bitiriyorum. Hayırlı olsun, tebrik ederim şimdiden Yurder. Teşekkürler, sağ olun. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretim programı kapsamında uluslararası ilişkiler programını da bitirdim. Daha geçtiğimiz dönem mezun oldum oradan da. Henüz diplomamı alma şansım olmadı. Bu şekilde. Uzmanlıkta ne istiyorsun? Uzmanlıkta tıpta artık genel yönelim biraz hani cerrahinin olmadığı, acilinin çok olmadığı, nöbetin çok olmadığı bölümlere kaymış durumda. Ben de o kapsamda romatoloji istiyorum. Bir dahiliyenin yan dalı. O yüzden dahiliye gibi bir zorlu branşı öncelikle bir bitirmem gerekiyor. Sonra yan dalı olarak romatoloji düşünüyorum şu an için. Hobilerin nelerdir? Hobilerim siyaset ve tarihe dair okumalar yapmayı çok seviyorum. Gündemi takip etmeyi seviyorum. Boş zamanlarımda da finansla ilgili şeyleri takip etmeyi seviyorum. Finansla ilgili? Finans, evet. Yani işte borsa, kripto. Finansla hobi olarak ilgileniyorsun. Evet, yani çok böyle büyük yatırımım yok zaten öğrenci olduğum için henüz. Onda da şöyle bir şeyim oldu. 101. oldum ben üniversite sınavına girişte. İlk 100 bursunu almak için girmiştim. Bir talihsizlik yaşadım yani ucundan 101. kaçırdım. 101. oldu, evet. Gerçekten mi? Evet. Bir kişiyle mi kaybettin? Bir kişiyle kaybettim. Hatta o yüzden arkadaşlarım arasında çok dalga geçildim. Buraya geldiğime de bir korkum vardı aslında. O dalga geçenler ilk yüzdeler miydi? İlk yüzde olanlar var, olmayanlar da var tabii ama. Hani 101. olarak kaybetmek çok daha büyük bir konu olduğu için daha çok benim üzerinden dalga geçiyorlardı. Buraya gelme de bir korkum vardı. Hani ilk iki soruda acaba eğlenir miyim diye. Ama zaten 101. olduğum için yeterince dalga geçiliyorum. Daha ne kadar dalga geçebilirler diye düşünceyle. Sana acı patlıcanı kırağa çalmazlarlar. Sana evet. Bir şey olmaz artık. Evet yani. O 101'in dalgasından sonra ikinci barajı geçemedin diye bir şey olmaz diyorsun. Ben de aynı o şekilde düşünüyorum. Peki Yurder, kiminle geldin? Babamla geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey. İsmim Koray Yapıcı. 1970 Akşehir doğumluyum. İki yıl önce emekli oldum. Emekli olduğum kurumun adını söylemeyeyim fakat bir telekomünikasyon firmasından emekliyim. Evet, evet. Oğluma güveniyorum. Sizi de severek izliyoruz ailecek. Çok teşekkür ederiz efendim. Saygılar. Saygılar bizden efendim. Tekrar hoş geldiniz. Yurder, kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangi taşıtın zinciri attığında taşıt genellikle ters çevrilip zinciri yerine takılır? A. Uzay gemisi. B. Transatlantik. C. Bisiklet. D. Denizaltı. C. Bisiklet. Eminim, son kararım. Tebrik ediyorum Yurder. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Onun için varsa yoksa plakları diyen biri bahsettiği kişi için hangisini söylemiş olur? A. Hiç plağı olmadığını. B. Plaklarını her şeyin üstünde tuttuğunu. C. Dişlerini hiç fırçalamadığını. D. Plaklarını çöpe attığını.
B, plaklarını her şeyin üstünde tuttuğunu. Eminim son kararım. Yurdar, tebrik ederim. Teşekkürler, sağ olun. İlk baraj sorusuna da doğru cevabı verdin. 2000 lirayı garantiledin. Evet, arkadaşının diline düşmekten de kurtuldun. Artık evet. O 101. olma, değil mi? Sendromu bir daha yaşanmayacak. Evet. Bir daha kimse dalga geçemeyecek. Çünkü ilk iki soruya da doğru cevabı verdin. Tebrik ediyorum. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Tertemiz, lekesiz anlamına gelen ifade hangisidir? A. Sui misal. B. Mütehassıs. C. Ehvenişer. D. Pirupak. Cevapta eminim ama bir defa daha okumak istiyorum. Tabii ki. D. Pirupak. Eminim. Son kararım. Tebrik ediyorum Yurdar. 4. sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. İstiklal Marşı'nın ilk dizesi kaç heceden oluşur? A. 7 B. 9 C. 12 D. 14 Korkma sönmez bu şafak radyozen al sancak. D14 eminim son kararım. Tebrik ediyorum Yurdar. Teşekkürler, sağ olun. 5. soruya geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Danimarka kırmızısı hangisinin bir ırkıdır? A. Sığır. B. Çita. C. İguana. D. Papağan. Aslında çita ve iguana olmadığını düşünüyorum. Papağanlarda Danimarka biraz soğuk olduğu için oraya belki yazın göç ediyorlar ama muhtemelen sığır cevabı ama joker kullanıp kullanmamak arasında kararsızım şu an. Ben telefonda joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki bir yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Emre Ünlü, Can Zeyneloğlu, Yavuz Sarıer. Kimi arayalım? Can Zeynenoğlu'nu arayalım. Yakınlığınız nedir Can'la? Üniversiteden sınıf arkadaşım. 6. senemiz beraber. Umarım doğru cevap verir. Vereceğini tahmin ediyorum. Ben de genel kültür yüksek birisi. Aynı zamanda okulumuzun derece öğrencisi şu an. Öyle mi? Birincilikle bitireceğini umuyoruz. Birincilikle? Evet. Kaç kişi var? Dönemimiz şu an 464 kişi. 464 kişi. 464 kişi? Evet. Türkçe, İngilizce karışık. İki şey program birlikte olunca 464 kişi var. Yani 6. sınıf öğrencileri evet. 464 kişi mi? Evet. Büyükmüş bayağı. Hacettepe çok büyük bir aile zaten. Evet. 53 bin öğrencisi var. Ben de öğrenci temsilciliği yapıyorum aynı zamanda. Sıhhiye kampüsünden sorumlu öğrenci temsilcisi benim. Bir tek ben varım. 464 kampüsü. Kişi içerisinde de Can birincilikle bitirme ihtimali çok yüksek diyorsun. Çok yüksek. Umarım. Evet. Umarım öyle olur. İyi akşamlar Can. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? Nasılsınız Kenan Bey? Teşekkür ederim. Can oradasın değil mi? Ha, buradayım. Geliyor musun? Şimdi daha iyi oldu. Evet ses az önce çok derinden geldi. Can bu arada okulda başarıyla okuyormuşsun. Yurdar'dan aldık haberlerini. Tebrik ediyorum şimdiden. Umarım dereceyle mezun olacaksın. Teşekkürler, sağ ol.
Ben teşekkür ederim başarın için. Yurdaer, 5. soruda takıldı Can ve sana danışmak istedi. Şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Can, sesin ara ara gidiyor. Eğer Yurdaer de aynı problemi yaşarsa problem, yani onun için, arkadaşın için sıkıntı olur. Şu an... Anladım. Tamam, hep bu seviyede korursak sevinirim. Yurdaer. Tamam, hazırım. Danimarka kırmızısı hangisinin bir ırkıdır? A. Sığır, B. Çita, C. iguana, D. Papağan. Danimarka kırmızısı hangisinin bir ırkıdır? A. Sığır, B. Çita, C. iguana, D. Papağan. Danimarka kırmızısı. Anladım. Tekrar okuyorum şıkları. A. Sığır, B. Çita, C. iguana, D. Papağan. 5 saniyemiz var. Ya, tamam, sığır diyorum. Emin misin? Eminim. Teşekkürler. Ben de zaten sığır olduğunu düşünmüştüm ama emin olmak istedim. Arkadaşıma da güveniyorum. A. Sığır, eminim, son kararım. Tebrik ediyorum Yurdaer. Bir taraftan da etmiyorum çünkü soruyu biliyordun aslında, evet, cevabını. Ve bile bile jokerini kullandın. Ama Can'la bizi tanıştırmış oldun. Bu hatıranın içerisine Can'ı da katmış oldun. Evet. Belki ileride izleyeceksiniz beraber. Anını zenginleştirdin diyelim. Bizim Can'la zaten çok anılarımız var. Bir tane yenisini katmış olduk. Can'la, evet, çok anılarımız var, yenisini katmış olduk. Sıra geldi 6. sorumuza Yurdaer. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi iki ünlü kurgusal karakter aynı ünlü film serisinde yer almaz? A. Yoda ve Luke Skywalker, B. Marty McFly ve Emmett Brown, C. Frodo Baggins ve Ron Weasley, D. Neo ve Trinity. A şıkkındaki cevap Star Wars'a ilişkin. C'deki cevaplardan Frodo Baggins Yüzüklerin Efendisi'ndeyken, Ron Weasley Harry Potter dizisinde, filminde, serisinde. D. Neo Trinity ise Matrix'ten bildiğimiz karakterler. O yüzden C. Frodo Baggins ve Ron Weasley, eminim, son kararım. Çok da güzel açıkladın Yurdaer, tebrik ediyorum. Ve sıra geldi 2. baraj sorumuza. 30 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Gloria adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Tina Turner, B. Laura Branigan, C. Gloria Gaynor, D. Celine Dion. Açıkçası bir fikrim yok soruya dair. O yüzden seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz Gloria adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Tina Turner, B. Laura Branigan, C. Gloria Gaynor, D. Celine Dion. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz, %35 oranıyla A şıkkı, ona en yakın %28 ile C şıkkı, ona da en yakın %21 ile B şıkkı demişler. Yurdaer, sen ne dersin? Aslında oranlar birbirine yakın. Süren azalıyor Yurdaer. Son 10 saniye.
A. Tina Turner, eminim son karar. Tina Turner'ın çok daha güçlü ve yırtıcı bir sesi vardır. Yani ben son zamanların, yani son zaman değil tabii, daha bunlar kültleşmiş sanatçılar olsa da, evet, yani dinlediğim bir tür olmadığı için çok da vakıf değildim açıkçası. Yaş olarak çok o dönemi tabii yakalayamadın Yurdaer. Seninle gerçekten daha uzun süre yarışmak isterdik. Yarışmacı ve bilgili bir karaktersin. Onu hep beraber seyircilerimiz de bence fark ettik. Erken bitti. Evet. Yani aslında ikinci baraja kadar gelmiştin ama senin için, bence senin seviyen için erken bitti. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Burada olmak, bu atmosferde olmak cidden çok değerliydi. Hani katılımcılar genelde bunu söylüyor. Biraz klişe bir sözcük olacak ama sizle tanışmış olmaktan da çok mutluluk duydum. Benden sonraki arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok naziksin. Seyircilerimizin %21'i doğru cevabı vermiş. Evet. %35 tabii orada seni yanılttı. Sağlık olsun. Tebrik ediyorum Yurdaer. Hayatta başarılar diliyorum. 2000 lirayla uğurluyoruz seni. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Teşekkürler. Sağ olun.